Stern NBA'yi 30 yıl yönetti. Daha sonra kendi yerine hazırladı. Adam Silver'a bıraktı başkanlığı. Bence bütün dünyada hangi spor olursa olsun gelmiş geçmiş başkanların go-to kendisi. Çok eleştirildiği dönemler de oldu. Ama şöyle bir bakarsak başkan seçildiğinde NBA'in final maçları bile banttan veriliyordu. Geniş özet olarak veriliyordu. Ve o günlerden NBA'yi bugünlere dünyanın basketbol ligi haline getirdi. David Stern NBA tarihinin belki de basketbol tarihinin en büyük, en etkili, en önemli figürü herhalde. Çünkü belki parkeye hiç adım atmadı ya da en azından oyuncu olarak adım atmadı ama bir yönetici olarak NBA'in belki de bir global lig olmasında en etkili olan isimdi. 1984-2014 yani NBA'in belki de gelirlerini, ilgisini 30'a katladığı dönemde yönetici oydu, başkan oydu. Biraz demir yumrukla yönetti. Hafif bir faşist tarafı vardı ama açıkçası bu tip şirket yönetmek gibi ya da bu tip yapıları, global yapıları yönetmek için bazen biraz faşist uygulamalar olumlu olabiliyor.